Hanımlar beyler, bugün sizler için özel bir muhabbet kralı yapıyoruz. Çok eğlenceli bir ekonomi programı olacağını düşünüyorum. Konuklarım Kerem Tibuk, BTC Türk kurucusu, Şant Manukyan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü, Özgür Güner'i CEO'su BTC Türk'ün. Bu BTC Türk deyince kim olduklarını hemen bir not olarak düşeyim. BTC Türk 1 Temmuz itibariyle Türkiye dışından da kullanıcı kabul etmeye başlayarak küresel bir marka olma yolunda ilk adımı atan bir kuruluş. Ve aynı zamanda kadın ve erkek milli takımlar ana sponsoru olarak da dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. Bugün pandemi yılı olarak tanımlıyoruz ya, pandemi yılında bu Bitcoin ne olacak? Dijital dönüşümü konuşacağız, varlıkların dijitalleşmesini, dijital markaların dünya ticaretindeki rolünü, Türkiye'de resmi kurumların kripto paralara yaklaşımını ve en önemlisi de tabii ki ekonomik krizde Bitcoin ne oluyor, ona bakacağız. Şimdi ortak bir soru olarak gelsin. Pandemi dönemi tabii ki üzerine komplo videoları seyrettik. Yahu aslında her şey bu kripto paraları halka tanıtmak, halka sunmak ve kullanımını arttırmak üzere planlandı. Zaten bu bir tanesi tabii ki. Yani birçok bize çip takacaklardan o da güzel. Ondan sonra ve yani ben bu harikulade komplo teorisyenleri var. Onlarla 6 tane hatırladığım kadarıyla program gerçekleştirdim. Hakikaten insanlarda iz bırakan programlar oldu. Siz işin belki de daha gerçekçi tarafında mısınız diyeyim, yani olumlu olarak. Siz bana komplocu... baktığınız için benden başlıyor program diyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ya komplocu değilsiniz siz. İşte bakın bu tip şeyleri ben çok faydalı buluyorum. Yani insanlarda bir Bitcoin veya kripto paranın ne olduğunu merak ettirmeleri açısından çok faydalı. Ama bundan önce de bir program yaptık sizinle. Orada da konuşulan konu işte FED para basacak, Bitcoin alıp başını gidecek deniliyordu. Şimdi Şubat ayında FED bilançosu 3,5-4 trilyon civarında seyrediyordu. Şu anda 7 trilyon. Şubat ayında, yani pandemi öncesi, Bitcoin 10.400'dü. Şu anda 10.400. Demek ki öyle FED para basacak, Bitcoin kopacak falan böyle bir şey yok. Ama insanların dikkatini çekmesi açısından son derece faydalı buluyorum bunu. Ama ekonomi dinamikleri ayrı bir konu. Bitcoin'in çok ciddi potansiyeli var. Ama hani Wall Street'te bir söz vardır. Paranı sözlerinin olduğu yere koy diye. Şimdi burada öyle bir durum var. Yani Ne demek? Yani konuşuyorsan trade'i de ona göre yapacaksın. Şu uçacak, bu kaçacak falan filan dedikten sonra koy paranı oraya da görelim performans ne oluyor. Şimdi koyduk parayı, aynı yerde duruyor. S&P'de, altında, işte gümüşte vesaire olsa alıp başını gitmişti. Dolayısıyla komplo teorileri güzel, dikkat çekmek için, incelemek için son derece faydalı buluyorum. Ama realite tabii ayrı, başka bir konu. Oluyor, bilmiyorum, tartışır mıyız ama şunu söyleyebiliriz. Bu dönem tabii ki örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıklaması oldu kağıt paraya dikkat edin diye. Yani yavaş yavaş kripto demeyelim ama dijitalize olmuş paraya doğru devletlerden de artık hareketler geldi. İşte Çin testini başlattı. Bizde Merkez Bankası örneğin istihdam alımı yapıyor, eleman alımı yapıyor vesaire. O taraf yürüyor. Ama pandemide şöyle olacak veya işte FED bilançosunu büyüttüğünde rekor aya gideceğiz falan. Bunlar olmadı. Artık bunları tartışmaya gerek yok. Bitcoin zaten kripto para bu olayı da çoktan aştı. Yani artık ne olur fiyatından ziyade alternatif bir finansal sistem oluşur mu? Bankacılık sektörüne, finansal sektörü, onu konuşuyoruz. Yani çok daha ileriye gitmiş durumda Bitcoin. Peki bu zaten aslında kripto paralarla ne alakası var? Temaslı ödeme, temassız ödeme meselesinin. Zaten kredi kartında neyin olduğunun ne fark eder ki? Sonuçta kredi kartında temassız ödüyorsun ve herkesin kredi kartı var zaten. Yani o şey değil. Yani hani hep söylenen espridir işte 100 doların üzerinde eser miktarda kokain bulunur diye. Yani şimdi para temiz bir şey değil. Onu biliyoruz zaten. Katılıyorum. O, yani Bitcoin, kripto paranın kendi ayrı bir mecrası var. Spekülasyonlar, komplo teorileri, buna dikkat çekmek açısından bence son derece faydalı ama günün sonunda ekonominin veya bu işin kuralları var. O kurallara uygun olarak gidecek tabii ki. Peki, biraz dijitale
dönüşüme bakalım. Yani bu internet alışverişi hakikaten hepimiz kişisel tecrübelerimiz var bu konuda. Bir de etraftan duyduklarımız var. Yani aslında bütün dünyada bir ekonomik kriz havası esiyor pandemi dolayısıyla. Ve insanların alışveriş alışkanlıkları değişiyor. İşte çok büyük markalar binlerce dükkan kapatıyorlar. Hatta şu anda işte bir iş yerine gitmek, ofiste çalışmak mı, evden çalışmak mı, işte alışveriş yapmak için bir alışveriş merkezine gitmek mi ya da işte bir dükkana gitmek mi yoksa evden alışveriş yapmak mı? Bunlar tartışılıyor ve hızla dönüşüyor. Yani zaten olacak olan şeyi herhalde pandemi hızlandırdı ve çok hızlandırdı. Ya bana, ben eski kafalı bir adamım alışveriş konusunda, ben şahsen değiştim. Birisi yani gelip size arkadan denize itti. Bravo, aynen, çok doğru. Öyle çok yavaş doğru. Yavaş dur, önce bir ayağımı sokayım, soğuk mu acaba, hoşuma gidecek mi, öyle bir şey yok. Ya da o denize gireceksiniz, mecbursunuz artık yaşayabilmek için. Yoksa alternatiflerine bakacaksınız. Bence biraz önce konuştuğunuz konuda da aslında Bitcoin ile ilgili ana kafa karışıklığı yaklaşımdan ileri geliyor diye düşünüyorum. O da şu, yani siz hayatınız boyunca gelişmiş bir ülkede yaşadıysanız ve kahveyi köşedeki kahve dükkanından 5 yıldır aynı fiyata alıyorsanız, Bitcoin sizin için hızlı bir ödeme aracı, dünyayı o anlamda değiştirecek bir varlık gibi görünebilir. Ama birçok farklı insan için baktığınızda Bitcoin çok daha derin anlamlar ifade ediyor aslında. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi özünde sunduğu değerler bütünü itibariyle bu pandemide sadece dijitalleşme değil, aynı zamanda finansla Bitcoin'in birleşmesinden dolayı Bitcoin'in daha farklı özelliklerinin ön plana çıktığını düşünüyorum. İşte değer saklama bunlardan bir tanesi. Neden? Artık dünyada bence Fed'in para basması belki bugün fiyata doğrudan yansımadı ama enflasyonu her geçen gün hızla artan bir varlığın artık karşısında değer kaybedebileceği görece olarak sağlam varlıklar var. Bunlardan en başta geleni de Bitcoin. Yani şunu demek istiyorum. 2001 yılında ekonomik kriz olduğunda dolar tutanlar, Türk lirası tutanlara göre görece olarak nasıl zenginleştiyse, Türk lirası değer kaybettiği için, bence gelecek günlerde Amerikan doları da Bitcoin'e karşı görece olarak değer kaybedecek. Ama buradaki değer de alışverişten ileri gelmiyor. Değer saklama, sayısının sınırlı olması, şeffaf olması, arkasında hiç kimsenin olmaması, tek bir otoriteye bağlı olmaması, ki o pandemi döneminde merkeziyetçi yapıların ne kadar hızlı bir süreçte çöktüğünü yaşadık zaten. Dolayısıyla bunların tamamına baktığımızda Bitcoin için yeni bir dünyanın ve anlayış farklılığının daha etkili olacağını düşünüyorum. Bir konuda bence Türkiye'nin enflasyonla olan geçmiş 30 yıldaki mücadelesinin aslında bize kattıkları. Yani Türkiye'de dijital olarak Türk liranızı harcamak kadar kolay bir şey yok şu anda. İşte telefonunuzu okutarak harcayabiliyorsunuz, kredi kartı, debit kart. Bunların hepsi mümkün ve neredeyse bedava. Dolayısıyla zaten var olan ucuz sistemleri, daha karışık ve kullanıcı deneyim açısından hala biraz karışık olan sistemlerle yenilemek yerine asıl diğer ihtiyaçları Bitcoin giderecek. Onu da fiyata yansıyacağını ben önümüzdeki dönemde düşünüyorum açıkçası. Yani Bitcoin'i doğru yere ya da farklı yere koyan insanlardan dolayı şu anda Bitcoin'e bakış açısında farklılıklar. Bir projeksiyon yapsak değer saklama konusunda. Örnekse parayla ilgili müthiş bir hızla değer kaybetme konusunda İkinci Dünya Savaşı sıklıkla örnek verilir. Kim yanıt vermek ister? Bir projeksiyon yapsak Bitcoin'i, yani elektronik parayı götürüp İkinci Dünya Savaşı'na koysak, o süreç içine koysak. Ben de oradan gelmek istiyordum. Teşekkürler soru için. Şimdi pandemi dolayısıyla dijital dönüşümle Bitcoin'in çok ilgisi olduğunu ben de düşünmüyorum. Çünkü dijital dönüşüm zaten oluyordu. Bitcoin harici bildiğimiz klasik paraların dijitalleşmesi zaten Türkiye'de özellikle çok ileride. Tabii ki buna genel e-ticaret olarak, genel ekonomi olarak bakarsanız, evet, dükkanlardan insanlar online alışverişe dönüyorlar. Bu sektörde önemli bir şey. Ama Bitcoin'in makro olarak, her insan için farklı şey ifade etse de, makro olarak çözmek istediği veya aday olduğu sorun çok daha büyük bir sorun. Bütün dünyadaki baz para sorunu. Şimdi bütün dünyada baz para sorunu ve üzerlerine de bir finansal sistemi inşa edilmiş bütün dünyada. Merkez bankaları var, büyük bankalar var, bu merkez bankalarıyla bağlı. Uluslararası ticarette ödemeler dengesi var, işte altta krediler var, çekler var, kredi kartları var. Ama özellikle bu 1971 yılında, çok önemli bir tarihtir.
ilk defa tarihte, çünkü geçmişte her zaman bankalar oldu, krediler oldu, paralar oldu, banknotlar oldu, merkez bankaları oldu. Ama her zaman paranın arkasında nihai olarak fiks bir rezerv vardı, altın. 1971'e kadar. Bu rezerv de şimdiki rezervler gibi değil, yumuşak rezerv değil. Şimdi de merkez bankalarının dolar rezervi var, altın rezervi, fiks rezerv diye. Yani 1971'e kadar her 35 Amerikan doları götürdüğünüzde Fed'e bir ons altın alabiliyordunuz, fiks. Bunu sıradan insan yapmıyordu ama merkez bankaları yapıyordu. Sonra 71'de bunu iptal ettiler. Bretton Woods'un bitişi olarak adlandırılıyor. Daha sonra yepyeni bir dünyaya gözünü açtı dünya. Limitsiz, minimum maliyetle üretilebilen rezerv para, Amerikan doları. Ve bu kadar gitmesi de daha 50 sene olmadı tabii ama bu kadar gitmesi bile şaşırtıcı. Bütün her şeyi etkiliyor. Yani Bitcoin de aslında buna cevap olmak için, yani dijital altın olarak eskiden altının yaptığı görevi yapabilme adayı. Çünkü Özgür'ün de dediği gibi şu anda kimsenin, tüketicilerin hemen dijital hemen para harcayayım, işte bakkaldan bir şey alayım, kahve alayım gibi derdi yok. Şu anda paranın değerini koruma derdi var. Bugün paranızı bankaya yatırdığınızda 10 sene sonra emekli olduğunuzu hayal edebiliyor musunuz elinize bir şey geçebileceğini? Problem bu bence. Bunu çözmeye çalışıyor Bitcoin. O yüzden de adaptasyonu sürecek, zaman alacak. Bu hemen bir gecede olmayacak. İşte iPhone icat edildi 2007 yılında. 3 senede herkes iPhone sahibi olduğu gibi olmayacak belki. Çünkü çok temel bir sorun. Ama zaman içinde bence adım adım işte belki konuşuruz bu nasıl olabilir diye, ama ben mesela merkez bankalarının, küçük merkez bankalarının, özellikle Türkiye gibi ve gelişmekte olan ülkelerin Bitcoin'i merkez bankalarına rezerv olarak alacaklarını düşünüyorum yavaş yavaş. Altın peki, ve dolar ülkelere gibi. Güvenin kalmadı yani bizzat kendi vatandaşları tarafından ya da diğer ülkeler tarafından ya bir büyük bir facia, bir dünya savaşı ya da büyük bir, tabii öyle bir, o kadar büyük bir pandemi olmadı. İspanyol gribi bile, yani çok fazla insan kaybedilmesine rağmen o kadar büyük değil. Ama bir dünya savaşında hatırlamaya çalışalım ne oldu yani? Ülke paraları bir anda korkunç değer kaybetti. Pula, i̇şte Amerikan pula dönüştü. Doları rezerv altın, para oldu. Altın ne yaptı? O İkinci Dünya Savaşı'nın evet. finalinde. Yani altın ne yaptı o sırada? Şey altın durdu. Öyle yapmayalım. Çünkü öyle yaptığınız zaman çok ekstrem bir şeye karşı konuşuyoruz. Ona gerek kalmadan da aslında bu sistem kendisini merkeze çekiyor. Ama şu anda insan psikolojisini öyle görüyorum. Bütün ülkelerde anda, yani vatandaşların evet. yani olaylara bakalım. Yani birçok ülke vatandaşı. Yani hakikaten belki hani hep her sene savaş rüzgarlarının estiğinden söz ederiz. Ama bir yandan insanlar da değişiyor. Aslında artık savaşlar da değişiyor bu arada. Savaşlar da değişiyor tabii. Yani devletlere de güven yok. Yani burada altın alışılageldik bir şey, klasik bir konu. Ama yine de altın problemli bir konu. Yani ben hayatımda hiç altın almadım. Altın biriktirmek istemem, bir yerde altın saklamak istemem. Çünkü bir kere kolay paraya dönüştüremeyeceğimi düşünüyorum. Öyle hissediyorum nedense. Bir de bu altını üretmek için yapılan şeylerden de hoşlanmıyorum. Ya bu altının arkası hep kanlı, hep savaşta, hep insanlar ölmüş. Mesela bu açıdan bana elektronik para daha temiz görünüyor. Şöyle bir üretiminde şey söyleyeyim. Kimsenin canının yanmadığı bir para olarak görünüyor. Onu söylemek istedim. Bence altındaki problem o değil. Bence altındaki problem şu. 50 yıl, 100 yıl, 500 yılda geriye gitseniz altın şeklinde duruyor. Şu anda yani insanlık geliştikçe para sisteminde gelişmesi lazım. Bitcoin 5 yıl önceki Bitcoin ile şu andaki Bitcoin aynı değil. Üzerinde çok geliştirilmeler oldu. Yani yok Lightning Network'ü geldi, DeFi projeleri geldi. Dolayısıyla Bitcoin geliştirebileceğiniz bir sistem. Altında öyle bir şey yok. Altını alırsınız, yine merkeze koyarsınız. İşte 40 dolara fixlersiniz, 1000 liraya fixlersiniz. Onun üzerine gidersiniz. Bu değişmiyor bu. Ama Bitcoin öyle değil. Bitcoin kendi gelişimini yapabilecek bir şey. Çünkü üzerinde binlerce insan çalışıyor aslında. Çok zeki insanlar çalışıyor ve konsensusla gidiyor. Ben yaptım, devletim yaptım, oldu değil. Bir, bunun altına oranla böyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum. İkincisi, ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Özür dilerim, bir katkarsan. Altın da devletlerden bağımsız bir şey değil mi? Evet.
şöyle ya üzerini mühürlüyor, şey yapıyor. Bağımsız ama diyor ki şimdi 35 dolar nereden çıktı? Bir ons altın niye 35 dolara eşitti? Öyle kontrat yaptıkları için. Evet. Sonra kontratı bozdular. Tabii tabii devlet kalktı ama 35 dolardır bu diyorum dedi. Şimdi Bitcoin'de öyle bir şey yok. Yani Bitcoin'de ben güçlüyüm, benim dediğim olacaktır yok. Ha istiyorsan ayrı bir BTC bilmem neye geçiyorsun. Çatallanıyor gidiyor onlar. Ama şimdi bir defa burada bir konsensus var. Daha demokrat bir şekilde ilerliyor diyeyim. İkinci nokta da şu. Tekrar aynı şeyi söyleyeyim. Savaş konusunu ben bir kenara bırakıyorum. Konu şuradan kaynaklanıyor zaten. Dolar olması önemli değil. Dolar rezerv diye aklınızda kalmasın. X parayı rezerv olarak koyarsanız şu andaki dengesizliklerin tamamı yine geri gelir. Şu anda konu Fed'in para basıp basmıyor olması değil. Konu finansal sistemin içine para giremiyor. Bir kural vardır. 16. yüzyıl, 17. yüzyılda bir Fransız ekonomistin koyduğu. Paraya en yakın olanlar ilk başta kârı edenlerdir. Hala da o, evet. Hala da o yoldan gidiyoruz. Eskiden işte aristokratlar vesaireydi. Şimdi Fed parayı bankacılık sistemi üzerinden ekonomiye sokmaya çalışıyor. Bankacılık sistemi bunu bloke ettiği zaman haklı nedenlerle diyor ki ben Okan Bayülgen'in bilançosuna güvenmiyorum. Kardeşim vermem krediyi diyor. Siz de diyorsunuz ki benim bugün çalışıp çalışmayacağım belli olmaz. Kredi almam. Şimdi ama işte bu modern bankacılık sisteminin bir sorunu. İşte, eskiden evet. Böyle bir sorun yoktu. Ama şimdi eskiden şöyle bir şey var çok basit. Birileri tasarruf ederdi. Başkaları da o tasarrufu borç olarak kullanırdı. Araya bankalar girerdi. İşte alırdı bilmem ne. 1971'den itibaren artık arkada rezerv sınırlı bir şey kalmadığı için tasarrufun ötesinde kredi verilmeye başlandı. Yani bu aslında akıl alacak bir şey değil ama nasıl yapıyorlar? Para basarak yapıyorlar. Yani şimdi bu adamlar da merkez bankaları da bankalar da bunları işte biz pavyonda bunu paraları yiyelim değil. Kredi olarak verip geri alacaklarını düşündükleri için havadan para yaratıyorlar. Ama tasarrufun üzerinde kredi veriliyor. Yani bu aslında normal şeyde normal en temel ekonomi bilenlerin hayrete düşürmesi gereken bir şey. Ama böyle bir sistem var. Şant'ın da dediği gibi böyle sistemde bankalar arada baraj görevi görebiliyorlar. Belirsizlik arttığında, herkes batmaya başladığında bu sefer diyor ki Fed istediği kadar para bassın. Bankalarda o bloke oluyor para. Çünkü banka diyor ki ben bunu niye vereyim? Bana bedava bile gelse o para. Beni bu geri ödeyemezse batacak. Benim bilanço olur. %5'ini 5'i batarsa 5 lirası ya da 5 doları gidiyor. O yüzden bu sistemde istedikleri yani ama böyle bir şey olmasa direkt mesela halkın cebini indirseler ki başladı o. O zaman da hiperenflasyona gidecek. Yani bunu direkt çek yollayarak da yapabilirler. Amerika'da yaptıkları ki 1200 dolar ya da kripto kendi kripto parasını çıkarıp bir merkez bankası dijital dolar mesela yapıp herkesin cüzdanına universal basic income diyorlar işte bu temel asgari yaşama şey herkese maaş. Bu zaman da hiperenflasyon olacak. Bankalar bu sistemde hiperenflasyonu durduran kurumlar. Ama sizin altın analizi çok önemli. Altının değerini anlayan insan Bitcoin'in değerini çok daha iyi anlar. Çünkü Bitcoin altının bütün iyi özelliklerini barındıran ama problemlerinden de dijital ve teknoloji sayesinde arınmış bir varlık. Size de ilkel geliyor mu? Bana altın, gümüş ya da değerli taşlar ilkel geliyor. İlkel ama yani 2020 disiplin getiriyor. Şu açıdan söylüyorum. Yani kişisel kullanım, kişisel tabii. Değer biriktirme, saklama gibi açılardan ya yani kişi açısından bakıyorum. Yani bu 100 yılın, bu 1000 yılın tabii. Adamının hala yani kazılarak bulunmuş, bilmem ne yapılmış. Tabii ki onun da bir elektronik karşılığı var. Aslında gerçek elinde tuttuğum bir şey değil falan anlıyoruz ama yani burada altın, gümüş ve değerli taşlar meselesi beni bir anda 300 yıl geriye ışınlıyor. Şimdi zaten, yani hissiyat olarak söylüyorum. Evet, şimdi altının piyasadan kalkmasının para olarak piyasadan kalkmasının sebebi de bu zaten. Komplo teorileri değil. Bazı insanlar diyor ki birileri bir araya geldiler 1900'lerin başında. Biz altın standardını kaldıralım gizli gizli planlar yaptılar. Ve ondan sonra yavaş yavaş altını def ettiler para basmaya başladılar. Böyle değil. Altının piyasadan kalkmasının sebebi var dediğiniz sebepler. Şimdi altının kullanım maliyeti yüksektir. Taşıması, saklaması, bakkala gittiniz işte şıngır şıngır sikkelerle para ödemek zorundasınız. Dolayısıyla yeni bir 16. 17. yüzyılda yeni bir finansal inovasyon oldu. Nedir? Banknot. Siz götürüyorsunuz altınınızı bankaya veriyorsunuz. Banka size banknot veriyor. 100 gram diyor üstünde. Ben Özgür'e veriyorum. Özgür bankaya getirdiği zaman 100 gramını geri alabiliyor. Altını fiziksel olarak. Ama bu banknotları kullanmak aynı bugünün dijitali gibi. O zamanlar için banknot kullanmak çok daha kolay olduğu için ve ticaret hacmi de çok arttığı için insanlar hiçbir zaman banknotu götürüp altını ver dememeye başladı.
Dolayısıyla bankalarda var olan altından fazla banknot piyasaya sürmeye başladı. Ne oluyordu bu olduğunda? İşte bir haber çıkıyordu, bir bankaya hücum oluyordu. Bir bakıyorlardı, adamın 10 kiloluk banknotu var, 5 kilo altın var. Var olan banknotlar %50 discount, yarı yarıya değerden şey oluyordu. O banka batıyordu, temizleniyordu. Sonra merkez bankaları kuruldu ki, merkez bankaları zaten özellikle Fed Amerika'da banka kooperatiftir. Bankalar bir araya geldiler. Kardeşim habire bize hücum oluyor. Birbirimize bir network yapalım da ben bana hücum olduğunda sen beni kurtar. Sana hücum olduğunda ben seni kurtarayım. Böylece bu banknot şişirmeyi daha rahat yapabilirim. İşte ama bunların hep sebebi milletin elinde altını kullanmak istememesi. O bildiğiniz coinage dediğimiz işte gümüş, altın şeyleri kullanmak istememesi. Şimdi Bitcoin'in avantajı şu. Bitcoin'de bu sorunların hiçbiri yok. Bitcoin çok daha kolay bölünebiliyor. Bitcoin çok daha kolay verifike edilebiliyor. Yani sahtesini almıyorsunuz. Çünkü altında da sahtesini alma ihtimaliniz var. Taşıması kolay. Yollaması kolay. Buradan bir düğmeye basıyorsunuz. Venezuela'ya gidiyor. Oradan basıyorlar. Rusya'ya gidiyor. Bir yerlere gidiyor sürekli. Hiç gözünüz açın kapayana kadar. 10 dakikada. Şimdi altında olmayan özellikler var. Ve altına göre çok daha sağlam bir para. Çünkü altına kıyasla miktarı mutlak olarak sınırlandırılmış. Relatif değil, göreceli değil, mutlak. Bugün mesela altının onsu 1800 dolar. Yarın çok talep geldi altına. 3000 dolar oldu altının onsu. Bugün devrede olmayan ama bilinen bir sürü maden devreye girecek ve yeni altın çıkarılmaya başlayacak. Maliyeti 1200 dolar olan, 1500 dolar olan, 2000 dolar olan. Bitcoin bugün 1 milyon dolar olsun. Kimse çıkıp da ben çok artmış biraz daha bundan üretelim diyemiyor. Yani bu böyle bir şey şimdiye kadar sadece sanat eserlerinde vardı. Mesela Mona Lisa bir tane var dünyada biliyorsunuz sınırlı. Yani fazla kopyasını yaparsın onu da anlıyorlar. Ama Mona Lisa'yı bölüp parçalayıp kullanamadığın için, heterojen bir şey olduğu için, Bitcoin bölünebiliyor 100 milyonda bire kadar, homojen, koskoca bir ekonomiyi, bütün dünya ekonomisini kaldırabilecek, değeri saklayabilecek ve transfer edebilecek bir backbone, bir omurga. O yüzden hem altına kıyasla çok avantajları var, hem de bu dijital dünyaya uygun. Yani bugün sizin dijital olarak kullandığınız, alıştığınız bütün retail, işte aplikasyonlar, kartlar, uzaktan yollamalar, ne kullanıyorsanız altına Bitcoin'i koyabiliyorsunuz. Kısa bir ara vereceğiz, hemen dönüyoruz. Hey! Ataberk Oral'la beraberiz. BTC Türk'te stajyer olarak çalışıyor. Ve şimdi bana benim nasıl Bitcoin alabileceğimi, bunun için ne yapmam gerektiğini anlatacak bir uygulama falan var mı? Var tabii ki Okan Bey, uygulamamız mevcut. Nerede olursanız olun anında Bitcoin alabilmeniz için bizim uygulama marketinden BTC Türk uygulamamızı indirmeniz yeterli. Türk lirası yatırdıktan sonra çok kısa bir süre sonra Bitcoin alabilir hale geliyorsunuz. Peki Bitcoin'inizi aldıktan sonra işler nasıl yürüyor? Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü Bitcoin alım satım platformu olan BTC Türk'te arayüz gerçekten çok kolay. Yani WhatsApp gibi program kullanabiliyorsanız bizim uygulamayı da çok sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Birkaç tıkla da hemen alış ve satış işlemlerinizi halledebilirsiniz. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Türkiye'deki 5 banka ve bir ödeme kuruluşuyla tam entegre çalıştığımız için 7 gün 24 saat hatta tatil günleri dahil, bakın burası gerçekten biraz önemli, tatil günleri dahil alım ve satım ve Türk lirası çekimi işlemi yapabiliyorsunuz. Farklı bir bankada hesabınız varsa da üzülmenize gerek yok. Çünkü EFT saatlerinde para yatırdığınız takdirde tekrar Bitcoin ve Türk lirası çekim işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hesabınızı açtınız, Bitcoin'inizi aldınız. Sırada ne var? Fiyat takibi var. Onun için de size kolaylık sağlıyoruz. Akıllı telefonunuzun araçlar bölümünden veya akıllı saat kullanıyorsanız oradan Bitcoin'in anlık olarak değerini görebiliyorsunuz. Kadın ve erkek milli takımlar yeni nesil ana sponsoru BTC Türk'te Bitcoin almak, satmak ve saklamak gerçekten düşündüğünüzden çok daha kolay. Peki hanımlar beyler, bu muhabbet kralı özelimiz Kerem Tibuk, Şant Manukyan ve Özgür Güner ile devam ediyor. Hemen bu kısa arada size sorduğum bu fantazi ile ilgili onu yayında konuşalım istiyorum. Şimdi bazı bankaların ülkemizde ve dünyada 24 saat ulaşılabilir kasa sistemleri var. Yani aynen işte bankamatiğe gidip para çekmek gibi kendi kasanıza yine bir şifreyle ya da robot kasa galiba deniliyor. Bir robot kasaya ulaşabiliyorsunuz ve istediğiniz varlığı, maddeyi içine koyup istediğiniz
zaman ulaşabiliyorsunuz. Bundan konuşan insanlar arasında da bu bir ferahlık yaratıyor. Yani işte her ülkenin vatandaşı bankalarına bir şey olmasından korkar. Çünkü herkesin 3 aşağı 5 yukarı bankada bir birikimi vardır. Çoğunluğun ya da bir takım işte altınları, ziynetleri, bir şeyleri vardır. İşte onlar da yastık altında, bir çekmecede, şurada burada saklanır. Bunun bir banka kasasında durması, ulaşılabilir olması, çalınamaması gibi şeyler var. Bir yandan da bütün dünyada herhangi bir kaosta bankaların kapanması, dolayısıyla o robot kasalarının belki iptal olması gibi de bir problem var. Aslında bu kasaya ne koyarsınız? Herhalde Bitcoin koyamazsınız. Dolayısıyla oraya bir madde koyarsınız ve o maddelerde değerini kaybedebilir, kasaya ulaşamazsınız. Yani Bitcoin aslında bu kasa değil mi bir açıdan? Mekanı ve zamanı, yani sadece zamanı değil, oradaki kasa örneği zamanı kaldırıyor. 7-24 dediğiniz zaman normal kasaya göre istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Evet. Bitcoin mekanı da kaldırıyor. Oraya mekanı da gitmenize kaldırıyor. Gerek yok artık. Evet. Yani illa o bankanın o kasasının önüne binip arabayla o varlığa ulaşmak için gitmenize gerek yok. Bitcoin şifreniz cebinizde olduğu sürece zaman ve mekandan bağımsız olarak internet çalışıyorsa... Ha, internet şekilde, çalışıyorsa. Hatta onun da şimdi şeyleri var. Nasıl yapılabilir? İnternet daha kolay. Şimdi Bitcoin bir broadcast network aslında, yayın yapıyor. Yayın yapınca da etrafta nodlar var, minerlar, madenciler var. O yayını alıyorlar, ona göre şey yapıyor. Radyo dalgalarıyla bile yapılır. Yani çünkü şifreli, zaten kişi bilgisi olmayan, herhangi bir yakalandığında, başka biri dinlediğinde herhangi bir risk taşımayan bir bilgi yayınlanıyor. İnternette de şu anda. Bu tamamıyla radyoya da adapte edilebilir. Tabii daha zor olur. İnternet işi kolaylaştırıyor. Yani şey de var. Yani mesela Çin bunu net bir şekilde şu anda denemesini yapıyor. İnternetsiz de, yani bir devletin para birimi şeye geçtiği zaman internete güvenemezsiniz. İki tane birbirini gören telefon olduğu sürece gayet rahat yaparsınız. Onlara da mesh network diyor. Evet. İşte bir baz istasyonuna bağlanacağına telefonlar hep birbirinin telefonuna bağlanıyor. Mesafede böyle. İşte benim telefonum arkadaşın telefonuna bağlanıyor. Onunki biraz daha ileriye. Böyle mesh network denemeleri var. Ama şu anda ekonomik olarak feasible değil. Şu anda işimizi görüyor bazı istasyonları. İnternetle çalışıyor ama bir şey olduğu zaman. Ve şunu da şey yapmam lazım. Hacklenebiliyor musunuz? Hayır. Bitcoin network'e hacklenemiyor. Çünkü o dediğimiz nodlar bütün blockchain'i senkronize bir şekilde tutuyor. Yani bir sürü bilgisayarı aynı anda kayıt değiştirmeniz lazım ki bu hemen hemen imkansız gibi bir şey. Normalde çünkü hacklenen her şey bir merkezi database'te bir kayıt değişikliğine dayanır. Yani banka hacklenebilir. Çünkü bankaların merkezi database'leri, veri tabanları vardır. Burada bir kayıt değiştirildiği zaman ne olduğunu anlayamayabilirler. Araştırırlar, bazen izini bulurlar, bazen bulamazlar. Bitcoin network'ü on binlerce bilgisayardan oluşuyor ve on binlerce bilgisayar sürekli senkronize halde. Her işlem her bilgisayara eşit zamanda yazılıyor ve birbirlerini check ediyorlar. Arada bir tanesi farklıysa onu konsensus dışına atıyorlar, kabul etmiyorlar. Sende bir hata var veya sende bir suistimal var. Biz işte buradaki geri kalanların kayıtları geçerlidir diyor. Bu tabii şeyi sağlıyor. Yani teknik olarak burada kriptografi de var. Bu demin anlattığım Bitcoin'in nasıl avantajlarının teknik altyapısı. Bunu tabii herkesin bilmesine gerek yok ama bu 11 senede çalışan bir şey. Şu anda 200 neredeyse 50 milyar dolarlık toplam Bitcoin var. Gayet güzel bir ne ödül. Ne kadar var? 250 milyar dolar. Gayet güzel bir ödül. Biri bunu, yani başından beri deniyorlar hacklemeyi, dediğiniz gibi Bitcoin blockchain'ini. Sadece şu olabiliyor, siz kendi Bitcoin'inizin şifrelerini kaptırabiliyorsunuz bir hacker'a. O da işte bankanın soyulması gibi aslında. Yani bankayı soyduklarında evet, nasıl dolar battı, Merkez Bankası battı demiyoruz, hacklendi demiyoruz. Banka soyuldu diyoruz. O varlığı korumayla ilgili bir şey. Ve burada şeyi de belirteyim, Bitcoin dünyanın ilk dijital hamiline varlığı diyeyim, dijital varlığı. Çünkü bizim daha önce dijital varlığı, hala da öyle. Bankada aplikasyona girdiğinizde gördüğünüz rakamlar, işte yatırım hesabına girdiğinizde hisse senedi adediniz. Dijital olarak ne varlığı görüyorsanız bunlar aslında arkada gerçek varlıkların dijital temsilleri. Ve merkezi kayıt altınız diyor. Bunlar kayıt aslında. Yani şeylerin bir kaydı. Bitcoin öyle değil. Bitcoin siz cüzdanınıza çektiğiniz zaman, ama BTC Türk'teki evet bankadaki gibi o bir kayıt. Ama her an çekme şansınız var. Kendi cüzdanınıza çektiniz private key'leri, sizin cüzdanınızda. Artık o tamamıyla sizin kontrolünüzde. Siz onu birine de elden verebilirsiniz. Broadcast yapıp, transaction yaparak Bitcoin Network'ünde başka bir adrese transfer edebilirsiniz. Kimseye sormadan, kimseden izin almadan 7-24, 10 dakikada bir veya 20 dakika süren bir işlem sonucu
İşte banka kapandı, banka çalışma saatleri, işte bilmem ne oldu. Yok öyle bir şey. Yani kimseden sormadan. Aynı nakiti nasıl ben size verebiliyorum. Siz alıyorsunuz kimse sormadan. İşte seri numarasını tutmuyoruz. İşte bir ekstra işlemler, formlar doldurmuyoruz. Verdim. Tamam artık o sizin hamiline bearer asset. Bu Bitcoin bunun dijital olanı. Niye BTC Türkiye geliyoruz? Yani niye Google'a Bitcoin yazıp nasıl ediniyormuşuz, ne yapıyormuşuz ha? Bakmıyoruz da size geliyoruz. Bitcoin aslında birkaç çeşit şekilde elde edebiliyorsunuz. Bir tanesi madencilik yaparak, o şu anda bireysel kişilerin yapabileceği bir iş değil. Yani bu biraz önce Kerim'in bahsettiği network'ün içinde hem onay yapan hem o sistemin çalışması ve ayakta kalması için enerji harcayan bir çeşit yatırımcı grubu var. Bunlar Bitcoin kazanıyorlar. Veya siz iş yapabilirsiniz, yurt içinde veya yurt dışında Bitcoin ile ödemenizi alabilirsiniz. Veya Bitcoin'i elinizdeki parayla satın alabilirsiniz. Biz BTC Türk olarak aslında üçüncü gateway'i veya üçüncü parası olup parasıyla Bitcoin satın almak isteyen insanlara hızlı, sağlıklı, güvenli bir deneyim sunmak. Bizim BTC Türk olarak aslında ana amacımız bu. Biz, nasıl bir fonksiyonunuz var? Bir banka gibi misiniz? Biz aslında yeni nesil bir yatırım kuruluşuyuz da diyebiliriz. Hmm. Çünkü ben geçmişte finansal hizmetler sektöründe, Şant'la beraber uzun yıllar aynı sektörde çalıştık. Aslında orada yaptığım işten bugün yaptığım işin hiçbir farkı yok. O gün hisse senedi, bono, yatırım fonu gibi farklı menkul kıymetleri kullanıcıların veya yatırımcıların rahatlıkla ve güvenle alıp satabilmesini sağlamaktı ana işim. Bugün de yeni nesil varlıkları Bitcoin gibi rahat ve güvenilir bir şekilde alıp satmalarını sağlama hizmeti sağlıyor BTC Türk. Bu anlamda BTC Türkiye üye olduğunuzda Türkiye'deki bankacılık sistemiyle de entegre çalıştığı için Türk liranızla rahatlıkla Bitcoin alabiliyorsunuz. Bunu isterseniz uzun vadeli yatırım olarak, ki genelde biz öyle tavsiye ediyoruz. Volatil bir enstrüman, risk anlamında kişilerin dikkat etmesi en azından başlangıçta gerekiyor. Bir kısmı trade etmek için, bir kısmı orta uzun vadeli, aynı biraz önce konuştuğumuz gibi değer saklama aracı olarak almak için. Ama özünde BTC Türkiye gelip bir hesap açtığınızda Türk bankacılık sistemine entegre bir şekilde Türk liranızı yatırıp Bitcoin alıp veya Bitcoin'inizi satıp Türk lirası alabiliyorsunuz. Veya kripto paraları diğerlerini kendi arasında değiş tokuş yapabiliyorsunuz. Ve bunu 7/24 yapıyorsunuz. Bayram yok, hafta sonu yok, işte yılbaşı, özel günler, işte pandemi oldu, ofise gidemedik, böyle şeylerin hiçbiri olmadan aynı Satoshi Nakamoto'nun ortaya koyduğu Bitcoin Network'ü gibi durmadan çalışan bir sistem. O yüzden bizim işimiz de aslında uçağı bir kere uçurduktan sonra 1 Temmuz 2013'te bir daha yere inmeden tüm bakımların, hizmetlerin, her şeyin havada yapıldığı bir yeni nesil teknolojik finansal hizmet diyebilirim. Yani ben hiç borsayla ilgili hiçbir işlem yapmadım hayatımda. Ama işte bir takım insanlar, borsacımla konuştum falan diyen tipler var. Yani bu her ekonomik sınıftan böyle tipler. Evet. Yani borsa simsarı derseniz daha havalı oluyor ama. Borsa simsarı. Borsacım, simsarım demiyorlar böyle. Sansar falan gibi bir şey ama yani. Borsacımla konuştum falan diye şeyler de var tabii ki. Yani bir takım işte birkaç adam arasında görüyorum yani. İşte benim de başıma. Okan'cığım hangi bankayla çalışıyorsun? Ne var? Sen kaç param var ki bana bunu soruyorsun ya da benim kaç param var? Hangi bankayla çalışıyorsun? Sanki birbirinden bir farkı var yani işte. Aynı yasalara tabi, ilkelere ve şeylere tabi, ekonomiye tabi kuruluşlar bunlar. Ama yani sanki yani şöyle diyebilir miyim ya? Borsacımla konuştum gibi bir şey mi sizle konuşmak, sizden birisiyle konuşmak, bir telefon açmak yani, ve bu işe girmek? Bir üstü mü? Çok önemli bir farklılık. Kızıyor musunuz buna bilmiyorum. Yok, yani yanlış daha örnekler mi veriyorum? Ben biraz yok, hayır, daha şimdi şeye gündelik dile getirmeye çalışıyorum. Yok, bunlar demek ki konuşuluyor ki sizin gündeme getirmeniz önemli. Biz de çevremizde benzer şeylerle karşılaşıyoruz. Bir kere bana en çok sorulan soru, işte biz bu kadar anlatıyoruz. Bitcoin'in felsefesini sadece kadınlar merak ediyor. Erkekler bunların hepsini dinleyip günün sonunda abi şimdi ne zaman olur, sen bana onu söyle ben o gün alayım. Ne zaman satacağımı da söyle. Tabii öyle bir hizmetimiz yok. İkincisi bence burada BTC Türk'ün hem adımızda Bitcoin'in BTC'si olduğu için hem Türk pazarının lideri olarak Türk ibaresi olduğu için bir kere çok basiretli tüccar gibi davranmamız gerekiyor. Bu da şu demek, insanları doğru anlatmak, yani Bitcoin nedir? Nasıl bir değer önerisi var? Sen buna inanıyor musun? Bitcoin'in ortaya koyduğu değer önerisi gerçekten gelecekte dünyayı değiştirebileceğini düşünüyor musun? Yok 10 binden alır 11 bine satarım veya bugün alırım yarın zengin olurum planınsa bu hiçbir varlıkta çalışmaz. Yani sadece Bitcoin için geçerli değil. O yüzden aslında
Biraz önce enflasyon, Fed, finans, dijitalleşme onları da konuştuk. Çok güzel bir yaklaşım var aslında. Bitcoin hızlı zengin aracı olmak için var olan bir şey değil. Yavaş yavaş fakirleşmenin önüne geçtiği için bence insanlık açısından değerli. Kerem'in verdiği bu merkez bankalarının rezerv örneğinden yola çıkacak olursak, ben Özgür Güner olarak benim varlığımın, bir tasarrufumun diyelim, benim rezerv param Bitcoin örneğin. Bu kişilerden şimdi şirketlere geçmeye başladı. En son Amerikalı bir şirket yaklaşık 450 milyon dolar cash bekleyen parasını Bitcoin'e yatırdı. Benzer nedenlerden dolayı. Yani enflasyon olacak, finansal anlamda varlıklarda değer kaybı yaşanacak ve ben şirketimin varlığının değerini koruyabilmek istiyorum. Faiz alamıyor kimse. Faiz alamıyor kimse. Yani adam 5 yılda inanılmaz para kazanmış şirket olarak, o parayı kenara koyup işine yatırmadığını varsayalım. 5 yıl sonra o para çok daha az bir para olacak. Bunun için Bitcoin almayı tercih ediyor. Üçüncü aşamada da merkez bankalarının belki de bir miktar parasını Bitcoin'e koyduğunu göreceğiz. O yüzden birey tarafında bizim sunduğumuz ana hizmet aslında gerçekten senin saklamaya değer bir tasarrufun varsa, bak Bitcoin senin bu değerini saklamakta gelişmekte olan bir ülkede sana inanılmaz fırsatlar ve avantajlar sunabilir. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Fiyat 3000 dolarken de bunu anlattık. 13 bin dolarken de bunu anlattık. Yarın öbür gün olur da 133 bin dolarsa yine bunu anlatacağız. Çünkü benim için asıl konu fiyat değil aslında. İnsanların bu değişimi ve adaptasyonu görebilmesi. Şimdi Bitcoin fiyatıyla... Burada bir parantez açalım. Bitcoin gibi benzer isimli üretilmiş kripto paralar arasında, şimdi binlerce deyince bunların arasında hikayesi hüsranla sonuçlanan, çuvallayan, hayal kırıklığı yaratanlar var herhalde. Mutlaka. Şimdi tabii ki bu çeşitlenince konu ve isimler, bu sefer acaba bir güven sarsılması yaşanıyor mu? Bir benzerinin çuvallamasına. Kısa vadede yaşanıyor. Ya da şu benzeri bence Nasıl çuvallıyor? Tabii önce onu sormam lazım. Şöyle oluyor. Okan Bey, aslında Bitcoin'in geçmiş 11 yılına bakacak olursak hep boom ve bust'lar. Yani önce fiyatta bir patlama, sonra bir çöküş, sonra yine patlama, sonra yine çöküş. Bunda bu cycle'lar halinde devam ediyor. Ve son yaşadığımız bu yükseliş 2017 yılı sonu, 2018 başında 20 bin doları gördüğümüz zirve birçok başka proje içinde bu trenin peşine takılmak için bir fırsattı. Ama ne oldu? Bitcoin'in toplam içindeki ağırlığı bir ara %40'lara kadar inmişti sanırım. Bugün yine Bitcoin toplam kripto pazarı çok hızlı büyümesine rağmen hala %60'lar seviyesinde dominansını devam ettiriyor. Ve aslında Bitcoin'i bilerek veya bilmeyerek atak etmek için üretilen teknoloji, politika veya yaklaşım farklılıklarının hepsi sanki Bitcoin'i güçlendirmek için ona yapılmış aşılara dönüşüyor bir süre sonra. Benim Bitcoin'le ilgili en beğendiğim şey bu, çünkü en son işte Bitcoin'in birçok alternatifi çıktı ama bugün geldiğimiz noktada siz de diyorsunuz ciddi bir güven problemi var. Diğer birçok kripto parada da benzer problem var. Yani siz Bitcoin'de arkasında tek bir otoritenin olmadığı açık kaynak kodlu bir yazılımı ve bir network'e güveniyorsunuz. Bir yazılım ağına güveniyorsunuz. Ama diğer başka benzer değer önerisi sunan kripto paraların neredeyse tamamında hep merkezi bazı yapılar var. Network dağınık olsa bile işte başında bir adam var, ana yöneticilerinin kim olduğu belli. Bir kere Bitcoin başlı başına pinpoint edebileceğiniz, işaret edebileceğiniz kimse yok. Mark Zuckerberg'i Amerikan Senatosu Facebook kripto para çıkaracak diye kongreye çağırdı. Şimdi Bitcoin ile ilgili kimi çağıracaklar? Öyle birisi bile yok. O yüzden diyorum, yani Bitcoin'in farklı parçalarını alıp daha iyisini yapacağız diye yola çıkanlar aslında büyük resimde Bitcoin'in daha da büyümesine böyle puzzle'da parça koyan insanlara dönüşüyorlar bir süre sonra. Bence bu da çok yapayım. Faydalı. Aslında, özür dilerim, ben de bu soruyu aslında alışkanlıkla soruyorum. Yani nasıl Bitcoin kısa geçmişine rağmen bugün bir güven yaratabildi. Aslında o olmaması gerekiyordu. Yani demek ki bir hayal kırıklığı yaratmadı. Ve bizim güven diye tarif ettiğimiz her şeyin tersini yaparak bu güveni Bir de şu anda güven, yani güvenilir bir yatırım olarak şu anda söz ediyor. Yani biz burada bu programı yaptığımız için söz etmiyoruz. Öyle görünüyor zaten. Yani Amerikan dolarından, bir başka ülke parasından, hatta altına, mesela bu değerli taşlarda da bir problem var. Geçen gün birisi anlattı bana, ya bu değerli taşların sahtesi gelişmiş teknolojiyle artık o kadar iyi yapılıyor ki, yani 40 yıldır bu iş, ortamında üretiliyor. Evet, şimdi 40 yıldır bu işin içindeyim diyen eksperler yanılabiliyorsa bir kere, yani bir anda bu birkaç sene içinde bu değerli taşlar mevzu ortadan kalkabilir.
Şimdi altının başına ne gelir onu bilmiyorum. Şimdi Okan ama Bey, burada yani insan bakış açısından çok enteresan bir psikolojik yaklaşım var bence. Her açıdan birebir aynı da olsa siz bunu laboratuvarda ürettiğinizde insanın ona olan bakış açısında bir negatif durum oluşabiliyor. Birebir aynı. Yani topraktan birisi gitti, Güney Afrika'dan buldu, getirdi, Avrupa'da trade oldu, Türkiye'ye geldi. Birisi de laboratuvarda üretti. Bakınca anlaşılmasa bile arada çok önemli bir risk var. Artık üretilebilir olduğu için başkalarının insafına kalıyorsunuz. O elinizdeki 3 karatlık taştan yeniden bulunabilmesinin olasılığı bir anda milyonda birden binde bire, yüzde bire, onda bire düşme olasılığı var. Yani bir sabah uyandığınızda dünyada 7 milyar 3 karatlık taş olabilir. Bunu engelleyen işte yatırım yapılır falan filan. Dolayısıyla Bitcoin açısından bu durum da gayet korunaklı bir noktada. O yüzden değeri ya da sayısı artırılabilen bütün değer saklama araçlarının geleceği yok. Geçmişte mesela de böyle olmuş, gelecekte de böyle olmuş. Tekrar bir şeye gireceğim. Burada ben kazılarak çıkartılmış ve insan hayatına mal olmuş, can yakmış hiçbir şeyi kullanmak istemiyorum aslında. Yani bunun adı altın olur, değerli taş olur, başka bir şey olur. Şeye de biraz gıcık oluyorum. Yani bu Bitcoin üretiminde madenci kelimesinin kullanılmasına. Dijital, evet. Evet, yani bu evet dijital madencilik de. Ya bu tabii ki bu kelimeyi kullanan başta tabii İngilizcesinden geliyor herhalde bu. Yani madenci denmesi ama yani bana madencilere haksızlık yapılıyormuş gibi geliyor işin doğrusu. Yani gerçek bir madenciyi gözünüzün önüne getirin. Hakikaten herhangi bir madene inen, çıkan, hayatı pahasına bunu yapanlar için. Bunlar aynı madenciler değil. Ama Okan Bey bizim finans işinde de eylemin adı maden. Yani 90'larda evet, bilgisayarlar çalışıyor. Evet. 90'larda tahta vardı. Elinizde ordinolar, onu çizerdiniz, onu yazardınız. Bugün artık bilgisayarlar alıp satıyor aslında. Onun gibi düşünün. Yani madencilik de artık dijitalize robot olmaya hakları, başladı. Robot hakları, bilgisayar hakları falan da şey. Ama eylem nedir İngilizcesi onun? Yani onlara zona mining diyoruz. Ya çünkü dijital altın olarak tasarlanmış. Yani oradan örnek alınmış. Hatta zorlaşması da öyle. Çünkü altında da ilk hani eski Amerikan filmlerinde dereden bulurlardı. Evet. Şimdi kilometrelerce yerin altına giriyorlar bulabilmek için. O da zorlaşıyor ya. Peki özür dilerim sözünüzü kesmişim. Özgür'ün dediğine bir ilave yapmak istedim. Önemli bahsetmiştim. Bitcoin'in mutlak sınırlı, mutlak kıtlık şey olan ilk varlık olduğunu. Bu şu demek aynı zamanda. Siz herhangi bir adet Bitcoin'iniz aldığınız an bütün Bitcoin'lerin belli ve değiştirilemeyen bir yüzdesine sahipsiniz. Bunu kimse değiştiremez. Bu çok önemli. Ama başka hiçbir varlıkta bu geçerli değil. Altınınız var diyelim. Şu anda bütün altınların milyonda biri. Yeni altın üretilince siz öyle kaldığı sürece oranı düşecek. Evet. Paranız var. Her para yaratıldığında o paranın toplam paraya oranı düşecek. Herhangi bir meta üretilen insanın ürettiği her şey. Tuttuğunuz sürece başkaları ürettiği sürece sizin onda toplamda payınız düşüyor. Yani değer dilüt oluyor, yine azalıyor. Yenisini devamlı almıyorsan. Evet. Bu o kadar radikal bir şey ki ben hala bunu anlaşıldığını düşünmüyorum. Çünkü tamamen bir paradigma değişimi, beyin buna adapte olamıyor. Yani mutlak kıtlık ne demektir? Çünkü hep alışmışız görece kıtlığa. Bir şey evet bu kıt, altın kıt ama neye göre kıt? Gümüşe göre kıt. İşte gümüş kıt neye göre kıt? Bakıra göre kıt. İşte iyi apartman dairesi kıt neye? Semtine göre kıt. Böyle kıtlıklar var ama Bitcoin'de mutlak kıtlık var. Bu inanılmaz bir şey. Bir de diğer bunu Twitter'dan çaldım. Kopya diğer coinlerle Bitcoin'in orijinal arasındaki şey işte değerini düşürür mü? Biri yazmış Mona Lisa'dan örnek diyeyim. Mona Lisa orijinal. Mona Lisa'nın bir sürü kopyası var. Hı-hı. Bu değerini düşürüyor mu Mona Lisa'nın? Arttırıyor mu? Tam tersine arttırıyor. Hatta çünkü arttırıyor. Reklamını çok, yapıyor. Bravo. Çok şey görüyorsun tazıyor. Baktın mı benim kızım o 7 yaşındaki kızım baktın mı Mona Lisa diyebiliyor Louvre'a gittiği zaman. Çünkü görmüş bir yerlerde sürekli. Bunun tam tersine böyle bir etkisi var. İnsanlar çünkü eninde sonunda evet paralarıyla maalesef pahalı dersler alan bir sürü insan var. İşte çabuk zengin olalım. İşte açgözlülükle Bitcoin'de treni kaçırdık. Şimdi bu coin'i atlayalım. İşte onlar da çok kolay tabii kopyalamak birkaç ufak şeyin değiştirip işte biz Bitcoin'den daha iyiyiz. Bu doğal bir süreç. Bu olacak. Ben de bazen yani ben Bitcoin'e inanıyorum uzun vadede ama bazen üzülsem de bunun yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Yaşansın. Zaten yaşanması da gerekiyor. Yani kimse %100 haklı olamaz. Belki biz yanılıyoruz. Belki daha iyi bir şey gelecek, çıkacak. Onun önünü sansürleyip engelleyecek halimiz de yok. Ama piyasa bu. Ben ama bütün benim bildiğim, parayla ilgili bildiğim, ekonomiyle ilgili bildiğim, teknolojiyle ki ben uzun yıllardır Bitcoin'i
bu işin içindeyim. Benim gördüğüm, bildiğim ve her geçen gün Özgür'ün dediği gibi bir sürü badire atlatıyor Bitcoin ve güçleniyor. Bu diğer coinler de bir badire. 2017'de de oldu, çatallanmalar oldu. Ve bugün bu kadar badire atlatmış, daha da güçlenmiş Bitcoin. Yani her açısı benim her gün düşündükçe hayranlığım artıyor. Yani burada Bitcoin pazarlaması gibi oldum ama. Şant Bey'e soralım. Bu kripto paralar diyelim, Bitcoin diyelim ya da, kimlerdir Türkiye'de ya da dünyada alıcısı, kullanıcısı? Şimdi borsa dediğimiz zaman çok insan var. Yani bir de orada oynamayı seven, yani işi kumar haline getiren insanlar var. Bundan zevk alan insanlar var. Bizzat işin içinde borsadan para kazanan insanlar var. Bir de kimi duyumlar alıp, işte arkadaşı söylediği için filan hisse senedi alanlar var. Şimdi acaba akıllı, eğitimli, sadece değer saklamak maksadı güden ya da parasını, birikimini enflasyon karşısında korumak isteyen insan, oynamak istemeyen insan diyelim, Bitcoin alıyor mu? Alıyor. Yani gelişmekte olan ülke, yani Özgür dedi zaten. Şimdi evet, işte FED para bastı bilmem falan ama hani bırak orayı, orada enflasyon yok. Türkiye'de var mı? Türkiye özelinde Şubat ve şimdi karşılaştırmasını yaparsak çok ciddi bir yükseliş var. Keza Arjantin'de veya Venezuela'da baktığınızda çok ciddi bir yükseliş var. Dolayısıyla bir anda enflasyona karşı kendisini korumak isteyenler var. Bazı başka ülkelerde, örneğin Çin, sermaye hareketlerini engelleyen, kısıtlayan bir ülkedir. Ülkeden para çıkartmak için Bitcoin kullananlar var. Diğerleri, yine Özgür az önce söyledi, işte Microfund bir yatırım olarak buna girdi. Başka bir çok önemli fon yöneticisi Tudor Jones, bir enflasyon hedge olabilir, spekülatif olarak ben burada pozisyon alıyorum dedi. Dolayısıyla çok geniş montanda, geniş bir yelpazede alan var. Yalnız burada yine şu problemle karşı karşıyayız ve bence o problem Bitcoin fiyatı çok ciddi artmadığı sürece çözülmeyecek. Bitcoin dağılımı çok az insanda. Yani orada da bir %1 problemiyle karşı karşıyayız aslında. O %1'den, yani Bitcoin'in bence şöyle kendi kendini besleyen bir sorunu var. Değeri arttıkça o hodl diyorlar, satmama isteği artıyor. Ama öyle olduğu zaman da geniş kesimlere çok kolay kolay dağılmıyor. Yani benim kafamdaki durum, çok yüksek bir Bitcoin fiyatı geldiğinde ya ben bunu artık eve çevireyim, ben bunu artık arabaya çevireyim veya işte ben yat alacağım, Lamborghini alacağım falan, jargon olduğu için söylüyorum. O olduğunda geniş kesimlere dağılmaya başlayacak. Yani şu anda evet alıyorlar ama bilmiyorum, tabii burada Kerem'le Özgür daha net Türkiye'deki verilere sahipler. Öyle birisi gelip çat 10 tane Bitcoin'i aldım, yarın da satıyorumdan ziyade ufak ufak miktarlarda genel çoğunluk alım yaptığında. Onların da dediğim motivasyonları var. Yani enflasyona karşı koruyayım. İşte şuradan şuraya daha rahat gönderiyorum. Kızım Amerika'da okuyor, ona göndereyim, daha rahat gönderiyorum. Bankanın ödediği parayı, çektiği parayı çekmiyorum vesaire şeklinde gidiyor. Bu önemli ama tabii yani hafta sonunda sıradan vatandaş açısından bu çok önemli anlatır. Yani ki çocuğuma para göndereyim bile mesela işi tabii, hayatın içine sokuyor şu anda. Bir dönemde, yani bir, herhangi bir para spekülatöründen daha şimdi bana mantıklı geliyor tabii, böyle anlattığınız zaman ya sokaktaki, çünkü yani ben bir de sinirim bozuluyor. Örnek, pandemi döneminde devlet ucuz krediler verdi. Bunu kime verdi devlet ucuz kredileri? İşte esnaf, vatandaş, pandemi çıkışına kadar işini sürdürsün, borçlarını ödesin, yaşamını sürdürebilsin iş hayatında, ticari hayatta vesaire diye verdi. Şimdi o paraları alıp, bu ucuz kredileri alıp borsaya koyanlar oldu. Yani o paraları alıp bankalardan çekip dolara ya da altına ya da işte euroya yatırım yapanlar oldu. Şimdi bu bana etik Amerika'da gelmiyor. Yani bir ülke vatandaşının yapmaması gereken bir şey olarak görünüyor. Etik kim değil, kimse o adamı da alıp görürse dava edemezsin yani sen nasıl bunu yaptın diye, ama bir toplum bundan
hoşlanmaması lazım. Yani bir böyle bir adam aramıza karışıp da ya biliyor musun ben işte atıyorum 1,5 milyon lira kredi çektim, onu borsada oynadım, şu kadar kazandım dediğinde ayıplanması genelde lazım aslında. Ya yani o para sana verilmedi çünkü Okan bu işin verilmedi. Pardon. Orada yani. Daha yani bu dediğinize ben de katılıyorum ama başka bir nokta söyleyeceğim. Bakın yıllardır şu konuşuluyor. Mesela Apple, Tim Cook aptal bir adam mıdır? Değildir büyük bir ihtimalle. Apple gidiyor piyasadan çok ucuza borçlanıyor. Sonra geri dönüp kendi hisselerini alıyor. Vay Apple hissedarlarını zenginleştiriyor. Şimdi siz Tim Cook'sunuz. Karşınızda bakıyorsunuz ekonomide reel bir yatırım fırsatı var mı? Onun getirisi ne kadar? Diğer tarafta da kendi hissenizi. Şimdi dünyadaki en büyük sorunlardan biri. Biz sabah akşam merkez faiz arttırdı, reel faiz ne oldu falan. Bunu bir kenara bırak. Reel dünyada yatırım yaptığında getiri ne kadar? Getiri var mı? Şimdi o getiri yoksa eğer... Ya ben şuraya fabrika kuracağım, ondan sonra size Kerem ve Özgür'e mal satacağım. Buradan bir getiri varsa %15-20 kar edebileceğimi düşünüyorsam ben o işe girerim zaten. Ha onun olmadığı bir ortamda yaşıyorsam da işte vuruyorum parayı kırbacı devamlı. Bitcoin alayım, oradan sonra altına geçerim, çizgiyi çektim kırıldı. Şimdi yani sabah akşam borsa, Bitcoin, finans konuşursak neden buradaki aktivitenin bu kadar canlı olduğunu da anlamak lazım. Tim Cook bunu hırslı olduğu için yapanlar da var. Ama çoğu şirket, Warren Buffett şu anda rekor nakdin üzerinde oturuyor. E bu adam bilmiyor mu gidip bir fabrika satın almayı, hisse satın almayı? Biliyor ama yok. Maalesef dünya ekonomisinin geldiği noktada reel getiriden kastım piyasa getirisi değil, ekonominin ürettiği getiri çok düşük. Şu anda en büyük problemlerden bir tanesi bu zaten. Evet ama bu zaten bütün toplumları ahlaksızlaştıran şey de bu değil mi? Yani üretmeyen para üzerinden para kazanmaya çalışan insanlar. Doğru, insanların yani, batmasına izin vermezsiniz yani, ama. Ama herkes borsa, herkes banka, herkes para spekülatörü gibi davranmaya başladığı zaman zaten problem ortaya çıkıyor. Ne yapsınlar Okan Bey? Bir kısım insan yani biraz önce Kerem'in dediği gibi sizin yani Türk halkının cebinde 200 milyar dolar var yaklaşık. Şant daha iyi bilir rakamları. Hadi toplam FED bilançosu ne kadar bilmiyorum son. Hadi o da 8 trilyon diyelim. Yani normalde %2,5'unun Türklerde olması lazım. Değil mi? Yani pazar payımız. Yani 8 trilyon dolarlık bir varlık varsa atıyorum 200 milyarı buradaysa. Ama bir sabah kalktığınızda sizin işte biraz önce Kerem'in bahsettiği yani insanların evet bir kısım insan spekülasyon yapmak ve para kazanmak peşinde koşuyor ama bir grup insan da ya yarın öbür gün paramın ne olacağını bilmiyorumdan dolayı gidip Türk halkı yüzlerce milyar dolarlık altın işte bankada 200 milyar dolar. Ve işin ilginç yanı şimdi sorduğunuz zaman hisse senedi alsa 3 dakika sonra 5 dakika sonra ya da 3 gün sonra fiyatının ne olacağını merak eden adam çocuğu doğuyor altın geliyor ya üniversiteye giderken bozdururum düğünde takarım. Şimdi bu adama kısa vadeli bakış açısı var diyebilir misiniz? 20 yıl beklemeyi göze almış. Daha başından arsa almış ya buraya yarın öbür gün yol geçer falan diye. Ve bekleyebiliyor. Neden bekleyebiliyor? Çünkü hard asset olduğuna inanıyor. Sağlam bir varlık. Evet. Bu arsadan yarın 1 milyon tane daha olmayacak. Yani bunu bilerek yaptığı için değil. Ya da okudu da finansal bir kültür geliştirdiği için değil. Kendisi de dayak yemiş. Anne babası da dayak yemiş. Onun anne babası da dayak yemiş. Gelenekselleşmiş. Kardeşim Türkiye'de sen hard asset, sağlam varlıklara paranı koymazsan paran erir. Şimdi bu küresel bir problem ve artık gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere sirayet ediyor bence. Yani bence Apple'da da bir enflasyon var. Şimdi Apple 1 trilyon dolardı. Siz cebinizdeki 1 milyon dolarla Apple'ın 1 milyonda birini alabiliyordunuz. Artık alamıyorsunuz 1 milyonda birini. Çok daha az kısmını alabiliyorsunuz. 1 milyon dolarınız görece Apple olarak eridi. Bu arada şöyle de bir problem var. Bunu reel yani fabrika vesaire sermayesi olarak söylemiyorum. Şimdi eğer siz yani Merkez Bankası veya kamu otoritesi olarak risk alan sermayeyi downside yani batabilirsin kısmını aradan çıkartırsanız devamlı ödüllendirilirse o kısım işte şimdi gördüğünüz bir kesimin aşırı zengin bir kesimin de daha düşük gelirli olmasını sağlarsınız. Yani sermaye ile emek arasında emek riski alacak, kovulma ihtimali var, verimlilik artacak, işten çıkaracaksınız, daraltacaksınız. Ama sermaye ne yaparsa yapsın son anda Merkez Bankası gelecek, faizi sıfır yaptım, varlık alımına girdim, hop spekülasyona girin. Bunu derseniz zaten bu sosyal dokuyu da yavaş yavaş bozmaya başlarsınız.
Şimdi Bitcoin'i çoğu insanın sevme nedeni de bu. Bunu kolay kolay deyip bozamazsınız bu. Ama bu kapitalist ilişkiyi. Ekonominin yani Haldun Taner'in gözlerimi kaparım vazifemi yaparım. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani oyunundaki bir türlü işte batmayan bir tacir vardır orada. Aynı şey bugün için de geçerli. Ben yani gazete okurken işte Türkiye'deki hangi büyük şirketlerin borç yapılandırması ve o borçların faizlerini dahi ödeyemedikleri için tekrar borç yapılandırması ve sonra onları da ödeyemedikleri için tekrar borç yapılandırması. Yani öyle patronlar var ki çoğunu da tanıyorum yakından. Yani o kadar borcum olsa şu an kafama sıkarım. Ama Amerika'da öyle. Ama işte ama çok ama rahat bu, yani. Bu hayır, sebebi kadar, para işte. Rahat basılabiliyor. Ama bunu anlattınız şimdi. Ama bir dakika. Bir dakika. Emek batabilir ama sermaye batamaz. Ama benim sevdiğim bir laf vardır. Çok severim bunu. İflassız kapitalizm cehennemsiz dine benzer. Kapitalizm değil bu din. Dur yavaş söyle ne olur. İflassız kapitalizm cehennemsiz dine benzer. Şimdi cehennemsiz çıkartırsanız dini, din kavramı ayrı bir yere gidiyor. Evet. İflas da kapitalizm de öyledir. Yani kapitalizm değil. Kronik kapitalizm şu anda. Ya kapitalist sistemde iflasların olması gerekmiyor mu? Gerekiyor işte. İşte ben de onu söylüyorum. Evet, onu yaptırtmadığınız zaman. Merkez bankaları zaten Komünist Manifesto'nun 8. maddesidir. Marksizmi. Bütün bankalar millileştirilecek, merkez bankası olacak. Şu anda bu politika üstü bir şey, problem. Dünyanın her yerinde. Sadece solcusu karşı olan bir insan bulmak çok zorlaştı. İlericisi, gericisi. Tartışılmayan bir tek şey var, o da şu. Bir tane merkez bankası olacak, 7-8 tane uzman oturacak ve merkezi bir şekilde planlayarak piyasada ne kadar para olması gerekiyor, faiz insin mi çıksın mı, inecekse ne kadar insin, çıkacaksa ne kadar çıksın, bakıyorlar istatistiklere, tarım iş dışı istihdam şu oldu, işte bilmem ne endeksi bu oldu. Bakıyorlar, tartışıyorlar, bunları da tutuyorlar çok önemliymiş gibi kayıtlarını. İşte biri diyor ki böyle olsun diyor Fed, St. Louis Fed, Atlanta Fed diyor ki böyle olsun. Sonra iki düğmeye basıyorlar, bütün şeyi planlıyorlar. Ya bu sosyalistler, merkezi planlamacı uzmanlar domatesi bile planlayamıyor. Parayı nasıl planlayacaklar? Kredi hacmini, faiz kaç olacak bunu nasıl planlayacaklar? Şu anda negatif reel faizler var. Ne demek biliyor musunuz bu negatif faiz? Siz de diyelim ki 5000 lira var ve bununla bir aylık mutfak alışverişinizi bugün yapabiliyorsunuz. Ben size onu borç aldım. Bir senelik %100 faizle. Aldım o parayı. 10.000, bir sene sonra 10.000 lira size geri ödedim. Ama o parayla o mutfak alışverişini yapamıyorsunuz. %90'ını yapabiliyorsunuz. Negatif reel faiz bu demek. Borç verir misiniz bana bunu bilirseniz? Hayır. Tasarruf eder misiniz? Hayır. Tasarruf da etmezsiniz. Yersiniz parayı. Dersiniz ki ben tasarruf ettiğim zaman para... Ben niye uğraşıyorum? Niye acı çekiyorum kardeşim? Kazanmışım. Tasarruf edince de eriyecek. Harcayayım bari diyeceksiniz. Böyle oluyor işte. O parayı alıp harcayanlar, Amerika'da 1200'er dolar verdiler herkese. Bunları hemen harcadılar, borsaya yaptılar. Şimdi maalesef para çürük olunca faizler manipüle ediliyor. Faizler manipüle edilince ekonominin bütün dengeleri bozuluyor. Ondan sonra da işte burada niye kriz oldu? Bunlar niye battı? Niye insanlar tasarruf etmiyor? Niye sermaye yok? Çünkü para basmak kolay. Mesela pandeminin ilk günlerinde maske sorunu oldu değil mi? Bastalardı maskeyi hadi bir düğmeye basıp. Maske üretilmesi gereken bir şey. Fabrikası gerekiyor. Öyle para basmak kadar kolay değil. Parayı basınca pat diye zannediyorlar ki ya bütün problemler halloldu. Maske yok, bütün, şey. Bütün büyük ülkelerin ekonomik olarak güçlü... Zor bir şey de değil maske yapmak yani. Evet değil. Ya bunu bile yapamıyorlar. Ülkelerin böyle bir pantolonu yırtılmış, açıkta kalmış gibi bir his yarattı bende. Yani dünyanın bütün önemli markalarının sahibi, işte Fransızların Paris'te bu dükkanların önünde kuyruğa giren işte... bir parça bez sonuçta. Yani öyle demek istiyorum işte bir ceket, bir pantolon, bir kadın elbisesi, bir çanta falan filan. Maske yok diyor. İnim inim inlemiyorlar mı? Yani o ilk günlerde çanta var. 25 bin euroya orada küçük bir çanta yani. Peki hızla sorulara geleceğim. Yani programın hemen başında bunları konuşacağız dediğim ve okuyarak gideceğim. Varlıkların dijitalleşmesi, Bitcoin doğrudan cebimizdeki paranın dijital hali olmasa da paranın dijitalleşmesi de önemli bir adım atmış oldu. Aslında isteyen herkes bankadaki parasıyla Bitcoin alıp parasını dijital olarak kullanabiliyor. Ama bir yandan da her istediğimizi Bitcoin'le alamıyoruz. Mu? Bitcoin veya diğer kripto paralar ürün ve hizmetlerin dijitalleşmesini de kolaylaştırabilir mi? Örnek konser biletini blok zincirine taşıyabilir miyiz? Taşıyamayız.
gerek de yok. Yani burada şimdi biraz önce programın başında da bahsetmeye çalıştığım gibi olayın iki tane boyutu var. Bir tane zaten geçmiş yıllarda yüksek enflasyon yaşadığımız için Türk bankacılık sistemi mükemmel. Yani Türkiye'de birinin parasını bir banka bir yerden bir yere gönderdiğinizde böyle bir gün geçmezse falan döverler adamı. Yani öyle bir gerçeklik olamaz. Türkiye'deki para transferi ve Türk lirası harcama altyapısı son derece verimli ve ucuz. Dolayısıyla bir kere oradan ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Öte yandan bunu çok basit bir deney de yapabiliriz. Bir kahve diyelim 15 lira olsun. Bir AVM'nin girişinde herkese 15 lira verin, 15 liralık da altın verin. Ve kahve dükkanı da desin ki kardeşim ister altın ister Türk lirası getirin ben size kahvenizi vereceğim. Sizce bu 100 Türk'ün kaçı Türk lirası yerine altınını cebinden çıkarıp öder? Bence hiçbiri. Hmm. Çünkü altının insanların kafasında bu sağlam bir varlık. Yarın öbür gün lazım olursa ben burada bir miktar değerimi saklayayım, ihtiyacım olduğunda bozdururum bakış açısıyla baktığı bir varlık. O yüzden Bitcoin ile de kahve alınmayacak. Biz bu sistemleri yapsak da alınmayacak. Çok kaliteli bir para olduğu için. Evet. Çünkü insan önce kalitesizini harcamak ister cebindeki. Elinden öncelikle yani en hızlı bozulabilecek mamülü diyeyim. Yani siz dışarıdasınız, elinizde bir Hindistan cevizi var, kurumuş ya da Antep fıstığı. Onu belki bir ay sonra da yiyebilirsiniz. Öbür elinizde dondurma var. Herhalde dondurmayı bırakıp fıstığı yemeye çalışmazsınız. Onun gibi bir şey. Eriyor çünkü diğeri. Belirgin bir vadede. Bu çok iyi örnek bu. Pandemi döneminde hali hazırdaki dijital şirketler avantajlıydı ve işinin hızla dijitalleşmeyi başaran şirketler de fırsatı kaçırmadı. Ancak görüyoruz ki Amerika kendine ait olmayan markaların büyümesini pek istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Huawei'den sonra TikTok'a da karşı çıktı. Huawei geri adım atmazken TikTok Amerika operasyonunu Amerikan şirketlerine devretmek zorunda kaldı. Amerika kendi topraklarından çıkmayan markaları sağ kenarına itmekte kararlı görünüyor. Sizce bu durum dünya ticaretini gelecekte nasıl etkiliyor? Bu aslında Çin için de geçerli. Yani Çin de Amerikalı şirketlerden öyle çok hoşlanmıyor. Zaten Çin, China 2025 hedefi de veya şimdi yeni çıktı birkaç aylık dual circulation dedikleri. İçeride teknolojiyi destekleyelim, iç piyasayı canlı tutalım. Şu problem var, yani dünya ticaretine 1980-2009 arasında bakarsanız dünya ticaret hacminin büyümesi global büyümenin iki katı civarındadır. Parmak hesabı 1'e 2'dir aşağı yukarı. 2008 krizinden sonra 2019 sonuna kadar bakarsanız aşağı yukarı da 1'e 1'dir. Ki ticaret savaşı 2019'un sonunda başladı. Yani globalizasyon zaten son 10 yılda tavan yapmıştı, bir platoya geçmişti. Bundan sonra büyük bir ihtimalle artık her ülke özellikle stratejik ürünleri kendi toprağına çekmeye çalışacak veya dost ülkeleri çekmeye çalışacak. Bu hemen olmaz. Öyle bir sermaye yok, altyapı yok, Çin'deki ekspertiz veya büyüklük yok. Ama yavaş yavaş oraya doğru gideceğiz. Çin de bunu gördüğü için zaten kendi iç pazarını canlandırmaya çalışıyor. Çin'in iç pazarı zayıf, çok büyük bir pazar olmasına rağmen Batı tüketimine göre daha zayıf bir pazar. Çin de onu canlandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hani bu dijital konu bir yana, ki ben ülkelere de hak vermiyor değilim. Yani orada çok ciddi data topluyorsunuz aslında. Bana bıraksanız hani Çin'in Google özel bir durumu var. Google şu anda Standard Oil gibi bir şey. Yani veya Facebook'ta baktığınızda adamlar seçime kadar götürebildiler evet, işi. Evet. Şimdi öyle bunlar dijital şirket, o teknoloji gidiyor falan. İşin bir yanı, bir de karanlık bir yanı var. O yüzden devletlerin tabii niyetinin ne olduğunu ben bilemem. Bir parantez açalım. Öyle bir şey yakın tarihteki seçimde öyle bir şey, o Cambridge Analytics tabii, gibi tabii bir skandal bekliyor musunuz yani? O şirket artık yok ama başka haberleri bir şey çıkacak ama gerçek bir skandal mı olur? Yani o biliyorsunuz öğrenene kadar, yani biz bilmiyorsak o yoktur. O Zuckerberg annesini bile satar, çocuğunu bile satar. O kadar fena bir herif ki yani o her şeyi yapar o. Yani ben şahsen tanıdığımı hissediyorum yani. Burada yani, Çin'le ilgili bir araya. Ya arkadaşımız olsa her gün döverdik. Ama çok para var, bodyguard yani tutar bence. İlk döverdiniz de sonra ne olur bilmiyorum. Bunların hepsi akıl hastası yani. Bir tanesi sabah akşama kadar aynı şeyleri giyiyor ve mutlaka işe yürüyor. Yani geri zekalı olması lazım bu Twitter'ın sahibi olan herif. Öbürü de perişan bir herif. Öbürü toprağı bol olsun, onu da sevmiyorum. Neydi? Hayır ölüp giden, yazık. Steve Jobs işte, evet yani. Burada bir araya girebilir miyim? Bize hiç iyilikler yapmadılar yani. Özellikle bugünün çocukları için çok tehlikeli. Zuckerberg'in yani ürettiği her şey. Yani WhatsApp, Instagram ve tabii ki mezarlık Facebook. Yani hepsi
yani çocuklarımızın elinden almamız gerekiyor. Dördümüz bir kafede arada olsak birbirimizle konuşmak yerine telefona bakıyor olacağız. Yani evet. Çok kötü. Yani ve diğer herifler tamam, diğer adamları koy bir kenara ama bu Zuckerberg yani hakikaten çocuğunu satabilecek bir herif yani, öyle bir karakter ama var. Ama Çin'de şöyle bir fark var. Çin şu anda Çin Komünist Partisi idaresi altında ama tamamen faşizmle yönetilen bir ülke. Faşizmde o sosyalizmden farkı, üretim araçları bireylerindir, kişilerindir. Özel işte zengin insanlar var Çin'de, milyarderler, milyonerler var. Ama Çin'de bugün her büyük şirketin içinde bir Çin Komünist Partisi komiseri vardır. Bütün dataları, her şeyi Çin Komünist Partisi devlet büyük şirketlerden alır. Oradaki büyük sahibi falan, siz öyle Zuckerberg gibi zannetmeyin. Yani orada bir anda içeri alırlar, bütün malına da el koyarlar. Çin'le Amerika'da evet şirketlerin büyük gücü var. Çok data topluyorlar. İşte bunu ama ne için kullanıyorlar? Daha çok size mal satmak için kullanıyorlar. Takip ediyorlar. İşte bakıyorsun, bir şey konuşuyorsun aranda, bir şeyler arıyorsun. Aa diyorsun, beni mi dinliyorlar? İşte bana şey reklamı gösteriyor falan. Tamam, bu hoşa giden bir şey değil. Bunu engellemek için de teknolojiler çıkacak bence. Bu bir insanın sorumluluk şeyi. Ama Çin olayı farklı. Ben ayrı tutuyorum bunları. TikTok. Hatta orada biliyorsunuz WeChat diye bir sistem var. Sizi sıradan bir insansınız. Para da oradan geçiyor. Sizi oradan attıkları, mesela politik görüşünüzü beğenmediler. Tak sizi bir atıyorlar, para kullanamıyorsunuz Çin'de. Çinli bir muhalifsiniz diye. Yani çok öyle. Çok uçak sıkıntılı bir durum var Çin'de. Bir deney, sosyal kontrol deneyi. Hiç bu kadar çok insan, bu kadar merkezi bir şey tarafından kontrol edilmedi daha önce. Denemeler oldu. Nazi Almanya'sı işte, Mussolini İtalya'sı. Ama teknolojiyle birlikte bir yerde patlayacak gibi hissediyorum. Yani bunu sonsuza kadar devam ettiremezler. Çünkü milyarın üzerinde insan var. Ama bu kontrol mekanizmasını teknolojiyle nereye götürecek? Burada ama savaşlar ne olacak? Bütün dünyada yaşadığımız bir şey. Yani nüfus arttıkça ve büyük nüfusu, yani demokratik haklar konusunda gelişmiş ülkelerde bile, yani işte seyahat ettiğimiz zaman gördüğümüz şey, yani bu kadar kontrol insanlar beyinlerinin yarısını aldırmış gibi yaşıyorlar. O çip takma falan dediniz yani başta. Oralara kadar gitmeyiz inşallah ama o Batı'da bir mücadele olacakken Çin'de başladı bile o iş. Yani onu şimdiden görebiliriz. Peki yani. Hızla devam ediyorum. Türkiye'de resmi kurumların kripto paralara yaklaşımı ile ilgili BTK geçtiğimiz günlerde kripto para konulu bir rapor yayınladı. Dünya genelinde ve Türkiye'de kullanımıyla ilgili bilgiler verdi. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Kripto paralar gerçekten yaygın olarak kullanılıyor mu? Artacak mı? Türkiye'de durum ne? Ayrıca her ne kadar doğrudan kurumun görüşünü yansıtmadığı belirtilmiş olsa da resmi kurumların kripto paralarla ilgili araştırmalar yayınlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özgür Bey daha iyi. Valla ben son derece olumlu değerlendiriyorum. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil aslında. Küresel olarak regülatörlerin artık bu dünyaya bakmamak gibi bir lüksleri kalmadığını düşünüyorum. Burada bence önemli avantajlardan bir tanesi bu regülatör kurumlarda, sadece yine Türkiye'de değil küresel olarak, çok genç arkadaşlarımız da çalışıyorlar. Onlar biliyorlar Bitcoin nasıl çalışıyor. Yani bu hayatları boyunca hiçbir finansal enstrümanı alım satımını yapmadan sektörü düzenlemeye çalışan, regülasyonda küresel anlamda kişiler ve pozisyonlar var. Ama Bitcoin öyle bir şey ki hiçbir arada sınır olmadığı için, herkesin aksesi olabildiği için bir kere bu yeni jenerasyon arkadaşlar anlıyorlar gerçekte olayın nasıl bir değer önerisi sunduğunu. Önünde durmak da çok mümkün değil. Bir yandan da birçok farklı alternatifleri de, imkanları da bence kullanıcılarına sunacak Bitcoin. Bu devlet de olabilir, şirket de olabilir, birey de olabilir. Ama güzel yanı Bitcoin herkese eşit mesafede. Yani Fed'in içinde 10 milyar dolar duran Bitcoin cüzdanı da olabilir yarın. Benim 10 lira olan cüzdanım da olabilir ve network açısından bu ikisinin birbirine bir üstünlüğü yok. Bir önceliği, bir ayrıcalığı yok. Ama önümüzdeki dönem artık örneğin BTC Türk'ün şu anda 1 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcısı var. Sektör olarak da Türkiye'de ve dünyada büyüyor. Belirgin ihtiyaçları her geçen gün daha fazla cevap olduğu gittikçe ortaya çıkıyor. O yüzden bunun gerçekleşebilir ve uygulanabilir bir regülasyona oturabileceğini ben önümüzdeki yıllarda düşünüyorum. Bunun örnekleri var Japonya gibi, Güney Kore gibi. O açıdan düzenlemeler açısından önümüzdeki dönem bence daha parlak olacak. Bir de olayın gerçeği var. Şöyle örnek vereyim. Bugün bizi BTC Türk olarak en çok muhatap alan kurumlar işte Maliye,
Örneğin siz Allah korusun bir yakınınız vefat ettiğinde bizde Betçe Türk'te duran varlıklarını gayet vergisini ödeyerek mirasçılarına za bırakabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Tabii evet. Yani devletin şu anda çalıştığı işte icra daireleri olsun, mahkemeleri olsun, maliye tarafında olsun. Gündelik hayatta Bitcoin nedir, nereye oturur, nasıldır, nedir bunları konuşmak bir yana işleyen de bir düzen var. Hükümet kalkınma planında ICO dediğimiz yeni kripto paraların veya bu teknolojilerin desteklenmesine yönelik çalışmalar, açıklamalar var. O yüzden açıkçası interneti, hayır kardeşim biz istemiyoruz, internet saçma bir şey, devletler nasıl diyemediyse ben Bitcoin konusunda da benzer bir adımı göreceğimizi, hatta bunu lehine çevirmek için hızlı adımlar, esnek düzenlemeler ve işte İstanbul Finans Merkezi diyoruz mesela. Onun gerçekleşmesi belki çok kolay değil ama Bitcoin, kripto paralarda sınırları kaldırarak bazı avantajlara hızlı giden ülkeler, buna önünü açan ülkeler çok büyük faydalanacaklar ve o yönde de olumlu adımlar olduğuna ben inanıyorum küresel ölçekte de. Peki, çok eğlenceliydi benim için. Yine çok şey öğrendim. Özgür Güner'i BTC Türk CEO'su, Şant Manukyan, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü, Kerem Tibuk, BTC Türk kurucusu. Çok teşekkür ederim. Bir tane daha yapalım. Çok eğlenceliymiş. Pekala, hoşça kalın.